Arkadaşımız Uğur Alaaddinoğlu ve kameramanımız Erkan Başyiğit gün boyu sınırdaki göçmen krizini takip etti. Peki Edirne'de son durum ne? Ayrıntıları Uğur'dan dinliyoruz Uğur. Evet Ece Öner, gündüz saatlerinden beri buradayız. O hain saldırıdan sonra Türk kapılarından herhangi bir engelleme olmayacağı açıklamasından sonra geceden itibaren Edirne'deki Pazar Kule'ye doğru göçmenler gelmeye başladı. Önce Kapı Kule sınır kapısına gitti o göçmenler, ancak oradan herhangi bir şekilde giriş izni verilmediği için o göçmenler Pazar Kule sınır kapısına doğru gelmeye başladılar. Ve buradaki Kasaniyes sınır kapısıyla Pazar Kule sınır kapısı arasında bir tampon bölge oluşturuldu ve işte o göçmenler, buraya gelen yüzlerce binlerce göçmenler, aralarında daha yeni doğmuş bebeklerin de olduğu göçmenler o tampon bölgeye yerleştirildi. Ancak Yunan polisi bu konuda çok gaddar. İşte o göçmenlere çok gaddar bir şekilde, çok öfkeli bir şekilde gaz bombaları attı, ses bombaları attı. İşte şu anda göçmenler o tampon bölgede bekliyor. Bizim yayına hazırlanmadan önce gözlemlediğimiz bazı şeyler vardı. İşte o tampon bölgede bekleyen göçmenler bir umut bu tarafı doğru, yani Türk tarafına doğru gelmeye başladılar ve hava da çok soğuk olduğu için gördüğünüz gibi burada ateş yaktılar ve burada ısınmaya çalışıyorlar. Şimdi burada bir göçmen çift var, karı koca çift var, onlara mikrofonumuzu uzatacağız. Şu an canlı yayındayız. Neden Türkiye'den ayrılma istediniz? Vallahi abi Türkiye'de yani yemek falan çok zor biliyor musun? Yani meşat çok zor yani. Peki ne yapacaksınız? Burada mı bekleyeceksiniz? Evet vallahi yani bir gün buradayım. Yani kapı bekliyorum biliyor musun? Kapıya yani sınır bekliyorum. Peki oradan gaz sıkıyorlar size tampon bölgede. Evet, bu tarafı yani, kaçtınız. Vallahi yani Türkiye'de çok güzel biliyor musun? Türkiye'de yani kapı mapı açmış. Bas orada kapalı orada. Size izin verildi geçmeniz için. Evet evet doğrudur evet. Bas orada kapalı orada yani. Yunanistan kapalı. Evet Ece Üner, gördüğünüz gibi buradaki göçmenler ateş yakarak ısınmaya çalışıyorlar. Yine hemen diğer tarafta da göreceksiniz, orada da ağacın dibinde 3 göçmen var ve orada ateş yakarak ısınmaya çalışıyorlar. Peki burada tampon bölgede kaç tane göçmen var? Şu an için sayı net değil, ancak binlerce göçmenden bahsetmemiz mümkün ve hala bu saat olmasına rağmen dün gece o hain saldırıdan sonra göçmenler de buraya akın etmeye devam ettiler ve şu saat itibariyle de yine göçmenler Edirne Pazar Kule sınır kapısına doğru geliyorlar. İşte gördüğünüz gibi ateş yakmışlar ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar burada ateşin altında ısınarak bekliyorlar diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.